pendez vardı. Bizi o pendez ziyarete gelmişti. Evet. İsmi aklımızda vardı. Musa Bey'di, evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten o kardeşimiz şu anda da benim imkanlarım da var. Durumum da var. Fakat ben de çekip gidebilirim de. Ama burada kardeşlerimizin de evlerini 50 metreyi 25 metre olarak da, 80 metreyi 40 metre olarak da buradaki bütün arkadaşlarımız karar aldı. Mescid-i Aksa'yı terk etmeyeceğiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Bizlere şu anda imar açıp ev yaptırmıyorlar. Kendilerinin yaptırdıkları yere kiraya gittiğimiz zaman $700'dan aşağıya ev vermiyorlar. Bu insanlar da çoğaldığı zaman, evlendiği zaman bunlara ev ihtiyaç oluyor. O zaman ne yapıyorlar? Kendi evlerini 4'e, 3'e, 2'ye, 1 oda, 1 mutfak biçiminde bölerekten onları tekrar birer hane yaparaktan, ama ne olursa olsun burayı terk etmeyeceğimizi, o Mescid-i Aksa'yı terk etmeyecek, Filistin'i terk etmeyeceğiz. Burada gerekirse kanımızın son damlasına kadar burayı savunacaklarını söylüyorlar bu insanlar. Hatta şöyle bir tekliflerde de bulunuyorlarmış. Çok yüksek miktarlarda para teklif ediyorlarmış. İşte sizin can güvenliğinizi de sağlayacağız. İstediğiniz memlekete de gönderelim. Buna benzer bir tanesi hatta yerini satmış ve evet, gizli giderken orayı da gördük biliyorsunuz. Evet, Rabiatül Adili Hazretleri'nin kabrına karşıtı. Kudüs'ü böyle tepeden görer bir makamdı. Bu arkadaşımız ne hikmetse buradaki alınan karara uymayaraktan, Müslümanların almış olduğu o karara uymayaraktan gizli satıp giderken onun önünü kesiyorlar ve linç ediyorlar. Ve bundan sonra da böyle bir şeye kimse karar vermesin. Kimse burayı terk etmeyecek. Bizim ülkemizi üçe böldüler. Ama biz bir hasta Mescid-i Aksa'yı savunacağız kanımızın son damlasına kadar demişti. Ondan çok etkilendim. Gerçekten o evlere ben de bir iki tanesine işte o sokaklardan geçerken tabii içine girmek olmadı ama böyle gördüm, baktım yani bir iki tanesine. Oturulacak gibi bir mekan değil. Sağlıksız bir mekan ama ne hikmetse o paralara, onların teklif ettiği paralara aldırmadan günlük yiyeceklerini temin ederekten işte esnaflık yapıyor bazıları, ufak çarşılar var. Fazla bir şey de yok. Adamın 20 metre, 10 metre dükkan yapmış, bir şeyler satıyor. Evinin günlük ihtiyacını karşılıyor. Özellikle de biz arkadaşlarımızla karar aldık. Hiç bir yerden de alışveriş yapmadık. O kardeşlerimizden alışveriş yaptık. Evet, Müslüman kardeşlerimizden. Müslüman kardeşlerimizden. Sadece orada zaten geriden gelirken İstanbul, Türkiye, işte Selahaddin Eyyubi, Abdülhamit Han, ne bileyim işte Davos'tan dolayı Tayyip Erdoğan, Van Münit, Erbakan, yani bunların hakikaten bu dört liderimiz de diyelim, bunlara birer böyle ne bileyim umut ediyorlar yani. Türkiye gelip bizi bir gün kurtaracak Selahaddin Eyyubi gibi, biz burayı bekliyoruz, sizler de burada bekliyoruz diyorlar yani. Bizler de onlardan alışveriş yapmaya çalıştık mümkün olduğu kadar. Elhamdülillah. O kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimiz kesinlikle beni bir şey daha etkiledi. Burada Türkiye'mizin kıymetini bilmeyenler için söylüyorum. İşte yok Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkeye sahip olalım. Çünkü kimse böyle işte doğuyu bölüp böyle buna benzer şeylere kalkışmasın. İsrail'in sokaklarında ben Türkiye'nin haritalarını sizler de gördünüz. Evet, Ermenistan'ın yani, asmış olduğu. Samsun'dan, Sivas'tan itibaren Ermenistan diyerekten geçiyor oralar. Bunu uyanmamız gerekir. Bunu bir an evvel dediğim gibi hatta oralarda ben telefonumu çektim ama çekimler yapıp o insanlar burada bizim böyle ne güzel işte Kürt kardeşlerimiz bu yanını bölecek, böyle bir düşünceler yok. Varsa da birilerinin maşaları buradakiler. Bunun evet, bilincinde olanın. Ve şey çok enteresan. Uyanık olalım. Orada Ermeni kilisesi ne kadar rahat bir şekilde bu propagandayı yapabilmiş. Bütün duvarlara
Türkiye'nin fotoğrafını asmış ve işte Ermenistan diye Ermenistan diyerek de Türkiye'nin yarıdan fazlası yani yarısı da değil. Trabzon, Muradlı hepsi gitmiş ya. Yani. Onların hesabında. Peki. Yani bunun bilincinde olmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Evet, değerli hocam ve Azmi abiyle konuştuk. Bölümümüzün de sonuna geldik. İnşallah bir sonraki bölümde Harun abi ve Süleyman hocamla da konuşarak devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, sıkıntıları, dertleri ve güzellikleri elbette ki hocamız ve Harun abiden de dinlediniz. Onurlu, mücahit, Müslüman insanların mücadelesi Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı konuşmaya reklamlardan sonra devam edeceğiz. Siz de elbette ki yardımlarınızı reklam arasında da bırakmayın istiyoruz. Ave Yavru Vodafone'dan 2572'ye bir mesaj gönderin ve Mirasımız Derneği aracılığıyla Kudüs'lü kardeşlerimize, Mescid-i Aksa'dan bizler adına nöbet tutan kardeşlerimize yardımlarınızı ulaştıralım diyoruz. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.